Yoksul bir Demasyalı halinin oğlu olan Tortudereli Silas'ın kötü kaderi belki de doğumunda belli olmuştu. Alt tabakadan sayılmalarına rağmen annesiyle babası ülkelerinin ideallerine yürekten bağlıydı. Oğullarının büyü yeteneğiyle lanetlendiğini keşfettiklerinde onu krallığın sihir avcılarına teslim olmaya ikna ettiler. Sihir avcıları çocuğun sihri sezebildiğini fark edip Silas'ı krallıktaki büyücüleri tespit etmekte kullanmaya başladı. Çocuk hayatında ilk defa geleceği olduğunu hissediyordu. Hayatını ülkesine hizmet ederek geçirecekti. Görevlerini büyük bir sadakatle yerine getiriyordu. Gururluydu ama çok yalnızdı. Onu yanında gezdiren sihir avcılarından başkasıyla konuşup görüşmesi yasaktı. Silas çalıştıkça Demasya'da büyünün devletin kabul ettiğinden çok daha yaygın olduğunu fark etmeye başladı. Zengin ve tanınmış insanlar arasında bile güç kırıntıları sezebiliyordu. Üstelik bu insanların çoğu büyüyü ve büyücüleri en çok kınayanlar arasında yer alıyordu. Fakat yoksullar lanetleri yüzünden cezalandırılırken aynı kanunlar nedense ileri gelen isimleri etkilemiyordu. Silas'ın zihnine ilk kuşku tohumlarını eken de bu ikiyüzlülük oldu. Silas'la üstleri kırsal alanda gizli saklı yaşayan bir büyücüyle karşılaştıklarında yaşadıkları korkunç, ölümcül olayın sonucunda bu tohumlar sonunda çiçek açtı. Silas, büyücünün küçücük bir kız olduğunu gördüğünde ona acımıştı. Çocuğu sihir avcılarından korumaya çalışırken yanlışlıkla tenine değdi. Kızın büyü gücü Silas'ın vücuduna doldu. Ama onu öldüreceği yerde ham güçten oluşan kontrolsüz patlamalar halinde ellerinden çevreye yayıldı. Silas'ın sahip olduğunu bilmediği bu yetenek, sihir avcısı eğitmeni de dahil olmak üzere 3 kişinin ölümüne neden oldu. Katil damgası yiyeceğini bilen Silas, kaçak olarak yaşamaya başladı. Ve kısa sürede Demasya'daki en tehlikeli büyücülerden biri olarak ün saldı. Sihir avcıları da onu bulduklarında zerre merhamet göstermediler. Silas henüz gençlik çağında olmasına rağmen ömür boyu hapse mahkum edildi. Büyü baskılayan petrisitten yapılmış ağır prangalara vurularak sihir avcılarının zindanının en karanlık köşesinde günden güne hayattan kopmaya başladı. Büyü görüşünden mahrum kalınca kalbi onu esir eden taşlar gibi sertleşti ve onu oraya atan herkesten intikam alma hayalleri kurmaya koyuldu. Bu sefalet içinde geçen 15 yıldan sonra ışık getirenlere mensup genç bir gönüllü olan Lux ziyaretine geldi. Silas, prangalarına rağmen kızın benzerine nadir rastlanacak kadar güçlü bir büyücü olduğunu fark etti. İkisi arasında zamanla alışılmadık gizli bir bağ kuruldu. Silas'ın büyü kontrolü hakkında verdiği bilgiler karşılığında Lux da ona hücrenin dışındaki dünyayı öğretiyor, istediği kitapları getiriyordu. Sonunda Silas dikkatle uğraşıp kızın aklını çelerek onu yasak bir kitabı gizlice hücresine getirmeye ikna etti. Kitap, ünlü heykeltıraş Durand'ın Petrisit üzerindeki çalışmalarını bizzat anlattığı yazılardan oluşuyordu. Kitap, Silas'a Petrisit'in sırlarını açtı. Taş, Demasya'nın zararlı büyülere karşı savunmasının temelini oluşturuyordu. Ama büyüyü baskılamıyor, emiyordu. Silas, sihir gücü Petrisit'in içinde tutuluyorsa bu gücü yeniden salıp salamayacağını merak etmeye başladı. Tek ihtiyacı olan bir büyü kaynağıydı. Lux gibi bir kaynak. Ama Lux, Silas'ı bir daha hiç ziyaret etmedi. Son derece nüfuzlu olan ailesi Crown Guard'lar ikisinin görüştüğünü öğrenmiş, Lux'ın bu aşağılık suçluya yardım etmek için kanunları çiğnediğini duyunca küplere binmişti.
hiçbir açıklama yapılmadan Silas'ın asılması kararlaştırıldı. Lux, dar ağacının önünde arkadaşının canının bağışlanması için yalvarıp yakardı. Ama sesine kulak veren olmadı. Cellat, kızı itip ilmeği sıkıştırmaya giderken Silas zincirleriyle Lux'a dokunmayı başardı. Kızın büyü gücü tıpkı Silas'ın tahmin ettiği gibi petrisit kelepçelerin içine dolanarak yönlendirilmeye hazır hale geldi. Silas da bu çalıntı büyüyü kullanarak orada bulunan herkesi parçalarına ayırıp kaçtı. Sadece dehşet içinde kalmış genç Crown Guard'ın canını bağışlamıştı. Sihir avcılarının zindanından kurtulduğunda artık toplumun dışına atılmış bir suçlu değil. Demacia'nın, ezilenlerinin ve zulme uğrayanlarının boyun eğmez bir simgesiydi. Krallıkta gizlice dolaşarak sürgün edilmiş büyücülerden oluşan bir takipçi kitlesi topladı. Bu büyücülerin artık ortak bir amacı var. Tahtı ortadan kaldırıp bunca yıldır acı çekmelerine neden olan baskıcı düzeni yıkmak.